Gizli merkez, gizli merkez. Ne demek gizli merkez? Bu şehir işgalimiz altında beyler. Hesaba göre her şeyin kontrolümüz altında olması gerekiyor. Ama nerede? Adamlar burnumuzun dibinde Ankara'ya haber uçuruyorlar. Hepiniz uyuyorsunuz. Siz de Leon Efendi. Haberleştiklerini biliyoruz sir. Bu yüzden Ankara'yla bütün telgraf bağlantılarını kestik. Diğer telgraf tellerine çengel atarak dinledik. Her gece telgraf tıkırtıları alıyoruz. Ama hepsi şifreli tabii. Ve siz de hiçbir şey anlamıyorsunuz tabii. Sen bu işin uzmanısın hesaba göre. Neden bulamıyorsunuz bu merkezin yerini? Çok iyi gizlemişler sir. Civardaki bütün tepeleri araştırdık. Hatta belki bir damak kurmuşlardır diye havadan fotoğraflarını çektirdik. Fakat hiçbir şey bulamadık. İnanamıyorum. Adamlar koskoca İngiliz devletiyle alay ediyorlar. Beyler, en kısa sürede bu merkezi bulacaksınız. Hiçbir mazeret kabul etmiyorum. Baş üstüne sir. Ey Tanrım. Böyle işleri yapanları idam edeceğimizi ilan ettik. Gene de korkmuyorlar. Ne biçim insan bunlar? Geçmiş olsun Mümtaz. Çok yoruldum. Hadi git artık. Ben bunları toplarım. Sağ ol. Sağlıcakla kal. Merak etme kızım, neredeyse gelir. Ne yapayım anne, elimde değil. Zaman öyle kötü ki. Doğru yavrum, doğru. Allah hepimizin yardımcısı olsun. Mümtaz, nerede kaldın? Seni merak ettim. Neden? Nöbetteydin biliyorsun. Biliyorum, biliyorum ama olsun. Merak ettim işte. Vallahi usandım artık. Durmadan nöbet. Efendim. Senden başka adam yok mu telgrafhanede? Hoş geldin oğlum. Sağ ol. Canım, çok mu yoruldun bu gece? Sus. Canım çıktı. Telgraf çek, telgraf al. Ya ben? Nöbet tuttuğun geceler gözüm uyku girmiyor vallahi. Yapma, mübalağa ediyorsun. Vallahi dedim. Anneciğim, sana çok zahmet oldu. Estağfurullah. Gel anneciğim, biz de şimdi Mümtaz'la tam evlilikten konuşuyorduk. Öyle değil mi Mümtaz'cığım? Evet ya. Bu nişanlılık da çok uzadı diyordum Mümtaz'a. Feride haklı efendim. Biraz sürümcemede kaldı bu iş. Ama ne olur anlayış gösterin. Öyle kötü günler yaşıyoruz ki. Yarın ne olacağımız belli değil. Şu kötü günler bir geçsin ayrılısıyla. Şaka yapıyordum Mümtaz, haklısın. Görev her şeyden önemli. Bir yanda işgal orduları, bir yanda Ankara'ya toplanmış bir avuç hayalperest. Memleketi ateşe atıyorlar göz göre göre. Ne hayal yarabbim. Yedi düvelin ordularına kafa tutmak. Kendilerini ne zannediyorlar bunlar?
Öyle deme Feride. Vatansever insan. Vatansevermiş. Onların yüzünden İngilizler her geçen gün daha da arttırıyorlar baskılarını. Korkuyorum Mümtaz. Senin için korkuyorum. İşgal günü telgrafçıları yaptıklarını hepimiz biliyoruz. Ya sonra tutuklananlar, kaybolanlar? Allah korusun. Allah korusun. Çok korkuyorum. Korkma canım. Hepsi geçecek. Güzel günler yakın. İnan bana. Tarihi boyunca esir olmamış bu milleti kimse dize getiremez. Korkma sen. Yoksa sen de... Sen güzel kafanı yorma bunlara. Bu da 40 yılda bir bulunuyor kardeşim. Daha ne olsun? Mümtaz, evlilik ne zaman oğlum ha? Ne o, kulağına bir şey mi geldi gani? Yok canım, sadece merak ettim. Oğlum, beyimiz nişanı taktı, rahata çıktı. Şimdi kim uğraşır evlilikle, mevlilikle? Kesin zevzekliği. Mümtaz böyle şakaları sevmez. Sami oğlum, sen hele hiç konuşma. Bekarlığın tadını asıl sen çıkarıyorsun. Nerede akşam, orada sabah. Seni köfte hor seni. Çocuklar, geçen gün bir hanımla gördüm Sami'yi. Bu kadar olur doğrusu. Bırak be Mümtaz, duyan da bir şey sanacak. Hadi hadi, adın Çapkın Sami'ye boşuna çıkmadı senin. Ama doğrusu çok güzel kızdı. O ne endam, o ne işve. Nereden anladın çarşafın altından endamını işvesini be adam? Ne çarşafı beyim, ne çarşafı. Başörtüsü var mıydı diye sorsan hele. Yok ya. Sami Bey, bir bayan sizi arıyor. Eleniymiş. Elena. Ah canım. Bakalım ne istiyor? Ah canım. Bakalım ne istiyor acaba? Bu oğlan da şeytan tüyü var azizim. Şu kıza bak. Daha mesai bitmedi. İzin alıver sen de canım. Hadi ama beni kırma ne olursun. Deli misin sen? Nem var. Buralara gelmezdin hiç. Arkadaşlar toplantı yapıyorlar. Sen de gel dediler bana. Birlikte gideriz. Bu gece gazinon yok mu yani? Olmaz olur mu canım? Biraz oturur birlikte gideriz gazinoya. Bu kılıkta olmaz. Senin eve gideriz. Üstünü değiştirirsin. Hem kim bilir. Seni cadı seni. Bekle biraz. Evet beyler, izninizle. Ben bu akşam erken kaçıyorum. Şaşırma oğlum, daha mesai bitmedi. Aman idare ediverin işte. Eleni yengenizin bana ihtiyacı var. Sami Bey, İhsan Bey sizi çağırıyor. Niye çağırıyormuş? Bilmiyorum, Sami Bey veya Mümtaz Bey. Bana kadar gelsin dediler. Ha, söylesene be adam. Hemen İhsan Bey'e koş, Sami Bey'i aradım bulamadım, Mümtaz Bey hemen geliyor de. Peki, tamam efendim, mı? Hadi tamam. Çabuk. Tamam mı Mümtaz'cığım? Sağ ol dostum. Eyvallah arkadaşlar. Hadi gidelim edelim. Ben de gideyim İhsan Bey ne istiyormuş bakayım bari. Kıskanıyorum arkadaş, kıskanıyorum, var mı diyeceğiniz? İstediğin kadar kıskan, adam işini yürütüyor. Çok büyük işler başardınız İhsan Bey. Bu merkez hayatımızı kurtardı. Düşünsenize, siz bu merkezi kurmadan önce Ankara'ya haber yollamak için önce Samsun'a, oradan Ankara'ya ulak gönderiyorduk. Bu da çok zaman alıyordu tabii. Çok büyük yararlılıkta bulundunuz. Görevimiz efendim. Alçak gönüllülük etme. Hem bu merkezi büyük postanenin bodrumuna kurma fikri kimin aklına gelebilirdi? İngilizlerin burnunun dibine. Arkadaşlar çok uğraştı. Geceleri çalışarak binanın bütün duvarlarını deldiler ve telgraf hattını o delikten bodruma indirdiler. Allah razı olsun o fedakar vatan evlatlarından. Bu vatan için ölümü bile göze aldılar. Yes sir. Gel Mümtaz. Sami yok muydu? Yok efendim. Çok acil bir işi çıktı. Siz de Sami veya Mümtaz demişsiniz, ben geldim. Buyurun. Seni Sadık Bey'le tanıştırayım. Felah grubu başkanımız. Hürmetler ederim efendim. Çok memnun oldum. Ben de efendim, ben de. Mümtaz Bey, sizi ve sizin şahsınızda bütün telgrafçı arkadaşları canı yürekten tebrik ederim. Vatanımıza yaptığınız hizmet düşünülemeyecek kadar büyük. Ama beni en çok bu kendini beğenmiş kibirli İngilizlerin düştükleri komik durum eğlendiriyor.
Burunlarının dibinde onlarla alay eder gibi Ankara ile haberleşebiliyoruz. Hep sizlerin sayesinde. İhsan Bey'in, teknisyen arkadaşlarımızın ve sizlerin. Her türlü tehlikeyi göze alarak Ankara'ya haber geçen siz telgrafçı kardeşlerimin. Teşekkür ederim. Sağ olun efendim. Otur, otur. Evet, şimdi şu acil konuyu görüşelim isterseniz. Peki efendim. Mümtaz, Felak grubundan bazı acil haberler geldi. Bunların bir an önce Ankara'ya gönderilmesi gerekiyor. Hayat memat meselesi. Büyük aksilik. Bu akşam nöbetçi olan Cevat hastalanmış. Biraz önce haber aldık. Görevi senin devralman gerekiyor. Biliyorum, sen nişanlısın. Zaten o yüzden Sami'yi çağırtmıştım. Ama kuşu kaçırmışız. Bu yüzden iş sana düşüyor. Sağ olun efendim. Haberleri Ali'ye verdim. Zamanı gelince geç Ankara'ya. Allah yardımcın olsun. Müsterih olun efendim. Teşekkür ederiz Mümtaz Bey. Allah sizlerden razı olsun. Sağ olun efendim. Evet arkadaşlar. Bu gizli merkez konusunda bir gelişme var mı? Anlaşılan yok. Maalesef. Yerlerini hala tespit edemedik sir. Ama çalışıyoruz. O merkezi çok gizli tutuyor olmalılar. Çok iyi gizlemişler demek. Levan efendi. Buyurun efendim. Siz niye bir şeyler yapamıyorsunuz? Sizi boşuna mı telgraf işlerimi meyzi yaptık? Ben elimden geleni yapıyorum efendim. Ajanlarımızı garson, kahveci hatta telgrafçı olarak aralarına yerleştirdik. Ama hiçbir sonuç alamadık. Çok iyi gizlemişler demek. Koskoca İngiliz entelijansını şapa oturtacak kadar. Türkler harıl harıl Anadolu'ya insan ve cephane kaçırıyorlar. Bir telgraf bağlantısı olmasa bunu göze alamazlar. Ama sen... Bakın beyler, bu merkezi ihbar edene 30 İngiliz altını ödül vereceğiz. Leon efendi, buyurun efendim. Bunu derhal bastırıp bütün İstanbul'a duyurun. Emredersiniz efendim. Toplantı bitmiştir. Feride kızım, dur biraz, düşünelim. Düşünecek bir şey yok anne. İki gündür Mümtaz'dan haber yok. Evine gittim, oraya da gelmemiş. Belki bir işi çıkmıştır. Öyle olsaydı bana haber verirdi. Başına bir şey geldi, eminim. Belki de İngilizler tutukladılar onu. Allah'ım sen koru. Kızım biraz daha bekleseydin. Bekleyemem anne. Gidip bu işin aslını öğreneceğim. Tıkıldık kaldık burada. İki gün oldu. Cevat'ı bulamadılar anlaşılan. Ne aksilik. Feride şimdi çok merak etmiştir. Allah Feride bir şeylere kalkışmasa. Bir dakika efendim, lütfen sakin olun. Sakin olamam müdür bey. İki gündür ortada yok Mümtaz. Ama bakın... Siz de bir şey söylemiyorsunuz. Çok önemli bir iş çıkmış da Yalova'ya göndermişsiniz. İngilizler tutukladı onu biliyorum. Siz de benden saklıyorsunuz. Burada başka yetkili yok mu? What's happening? Who's that woman? What does she want? Bu kadın kim diye soruyor İhsan bey. Şey bu kim hanım... Bu? İngiliz komutanı lütfen gidin. Hiçbir yere gitmiyorum. Siz cevap vermezseniz ona sorarım ben de. Siz İngiliz komutan mısınız? Kızım
She is asking if you are the British commander. Yes. Nişanlım 2 gündür kayıp. Burada çalışan telgrafçılardan biridir. Belki tanırsınız Mümtaz Efendi. She is looking for her fiancé. He is working as a telegrapher here. Bir dakika. Ben her şeyi açıklayabilirim efendim. Ali bak. Nedir o? Kim o? Parolayı söyle. Süngü. Benim Cevat. Kardeşim beni affet. Sarıyer'e akrabama gitmiştik. Birden hastalandım. Aldırma aldırma. Bırak şimdi bunları. Şu habere bak. İnönü'de yenmişiz. Düşmanı yenmişiz. Allah'a çok şükür. Şimdi çabuk bu haberi bizimkilere ulaştırın. İnönü'de yenmişiz. Düşmanı yenmişiz. Allah'a şükürler olsun. Her şey yolunda anneciğim. Oturun. Ne diyorsunuz buna arkadaşlar? Hiçbir şey anlamadınız mı? Telgrafçılardan biri durup dururken nişanlısına bile haber vermeden ortadan kayboluyor. Amiri onu Yalova'ya gönderdiğini söylüyor. Ama Yalova'dan bir haber yok. Yalova konusunu araştırdık. Bu biraz garip gelmiyor mu size? Ha, kaybolan adamı iyice tahkik edin. Kızım ve adamın adresini aldınız değil mi? Tabii sir. Güzel. Bu adresler sürekli gözaltında tutulacak. Adamı da devamlı takip edeceksiniz. Başüstüne sir. Uyuyor mu hala? Evet. Neredeyse 2 gün oldu. Hasta filan olmasın? Bilmem. Yatırırken alnına baktım ama ateşi yok gibi geldi. Yorulmuş demek ki yavrucak. Bırak uyusun. Bırakayım uyusun da ne oldu? Neredeydi o gün? Neden bu kadar yoruldu? Ne yaptı da? Üzülme canım. Uyanınca her şeyi anlatır. Anne, bilmediğim bir şeyler oluyor. Bir şeylere karışmış Mümtaz. Bundan eminim. Korkuyorum anne, çok korkuyorum. Kayboldun ortadan. Korkudan aklımı kaybediyordun. Yalova'ya gitmiştim. Arkadaşlar sana söylemiş. Neden bana haber vermedin? Çok sorumsuz bir insansın sen. İnsan nişanlısına haber vermez mi? Çok ani oldu. Apar topar gönderdiler. İnanmıyorum.
Yalova'ya gittiğine inanmıyorum. Kötü şeyler geliyor aklıma. Ne yapıyorsun? Kötü şeyler geliyor aklıma diye yazdım. Öyle alışmışım ki, farkında bile değilim. Şimdi ne yazdın? Seni seviyorum. Bir daha yaz. Bana da öğretsene. Neyi? Mors alfabesini mi? Evet. Olur. İşte bak. Bu se. Bu e. Bu ne? Bu da i. Seni. Tekrar se. Tekrar e. Tekrar V, tekrar İ, Y, O, R, U, M. Bana bak. Kızım ne yapıyorsun? Aklımı aldın. Mors alfabesini çalışıyorduk da. Kağıt bulamadınız mı? Ben getireyim bari. Gerek yok anneciğim. Hiçbir şey anlamıyorum. Kızım ne yapıyorsun öyle? Yazıyorum anne, yazıyorum. Üstüme iyilik sağlık. Davul mu çalıyorsun, yazı mı yazıyorsun? Yazı yazıyorum annem, yazı. Böyle gümbede güm diye mi? Evet ya. Ne yazıyorsun peki? İşte o gizli. Tesubhanallah. Söylesene kızım. Söyledim ya anneciğim, gizli. Seni çok merak ettim. Postaneye gidip hem müdürünle hem de İngiliz komutanla konuştum. İngiliz komutanla mı konuştun? Kötü bir şey yapmadım ya. Seni çok merak etmiştim. Kötü bir şey yapmadım değil mi? Ne olur yapmadın de. Yapmadın canım, yapmadın. İnşallah. Feride, yani nişanlım, İngiliz komutanıyla konuşmuş efendim. Evet biliyorum, hiç iyi olmadı o. Adamlar kuşkulanabilir. Büyük bir ihtimalle seni takip edeceklerdir. Çok dikkatli ol, hiçbir şey olmamış gibi davranacaksın. Sorun olursa görevle Yalova'ya gittin. Dönüşte hastalanıp 2 gün nişanlında yattın, tamam mı? Peki efendim. Şimdi görevinin başına dön. Baş üstüne. Ya Mümtaz Efendi, uzun zamandır ortalarda görünmüyordunuz. Görevle Yalova'ya gitmiştim. Dönüşte hastalandım, 2 gün yattım. Geçmişler olsun. Geçmişler olsun. Beyim? Canım, yoksa sen de Sami saçmalamayın gibi... Saçmalamayın. İhsan Bey aniden Yalova'ya gönderdi. Dönüşte de hastalandım, 2 gün yattım. Geçmiş olsun. Geçmiş olsun. Neymiş mesele? Çok yorgunum çocuklar. Sonra anlatırım, olmaz mı? Hadi hadi. Seni gidi seni. Bu işte bir gönül hikayesi Sezer gibiyim ya, neyse. Zaten senin aklında başka şeye çalışmaz. Ya çocuklar, Sami nerede? Gene bir şeyler mi karıştırıyor? Yo. Bu sefer sandığın gibi değil. Rumeli Hisarı merkezine tayin ettiler onu. Ya neden? Merkezdeki arkadaş hastalanmış da. Yoruldun mu Kadir Efendi? Parmaklarıma kramp girdi Ali Çavuş. Hayırlısıyla Mümtaz tekrar nöbete girse de rahatlasak. 10 gündür 2 kişi öldük vallahi. 10 günden beri gözler üstünde çocuğun. Birazcık arası olsun dediler, haftaya tekrar başlayacakmış. Şunları sen toplar mısın Çavuş? Çok yoruldum. Tabii.
Hayrola Mümtaz Efendi? Nereye böyle bu saatte? İhsan Bey, eski dosyalarla ilgili bir iş vermişti de onu bitirmeye çalışıyordu. Acelen ne canım? Yarın bitirirsin. Yok, iş aceleymiş. İyi. Çalış bakalım. Çalış. Acele aç. Ben Mümtaz, parola Süngü. Sen şifreleri al, pencereden kaç. Ben onları oyalarım. Open the door! Open the door! Open the door! Open it! Catch him! Turn right! Turn there! Ferah fedaileri. Feride'nin evi göz altında. Seni başka bir yere götüreceğiz. Korkacak bir şey yok. Kurşun kolunu sıyırıp geçmiş. Ancak çok kan kaybetmiş. Bir süre dinlenmesi gerekir. Geçmiş olsun delikanlı. Ucuz atlatmışsın. Ama kendini yorma. Bir süre yatman gerekir. Çok kan kaybetmişsin. Tekrar geçmiş olsun. Ben gideyim artık. Pansumanı düzenli yapacaksın. Başsın efendim. Bir şey olursa bana haber ver. Başsın efendim. Sizi geçireyim doktor bey. Teşekkür ederim. Arka kapıdan çıkacağız.
Nasıl buldunuz beni? Gizli merkezdeki olanları öğrendik. Eğer kaçabilirseniz Feride Hanım'ın evine sığınacağınızı tahmin ettik. Halbuki ev sarılmış durumdaydı. Sizi hemen yakalayacaklardı. Şifreler ne oldu? Emniyette, korkma. Ya Feride? Ona bir şey olmasın. Korkma. Sadece evi gözetliyorlar. Yalnızca evi şöyle bir aradılar, o kadar. Feride Hanım da annesi iyi, Allah'a şükür. Korkmayın. Yarın onu buraya getireceğiz. Şimdi siz biraz dinlenin. Girin Feride Hanım, biraz önce uyan. Mümtaz, ne oldu? Dikkatli olun, kolundan yaralı. Yaralı mı? Neden? Ne oldu Mümtaz, söylesene. İngilizler vurdular. Vurdular mı? Hı-hı. Ama neden? Feride. Canım, çok mu kötü? Ya iyi, korkma. Anlatsana Mümtaz, ne oldu? İngilizler neden yaraladılar seni? Ne istiyorlardı senden? Bak canım, artık her şeyi öğrenmenin zamanı geldi. Ben de vatanın kurtuluşu için çalışan fedailerden biriyim. Sen de mi? Evet. Ankara ile teması sağlayabilmek için bir terrah merkezi kurduk. Bu terrah merkezinde ben de görevliyim. Bu mücadele için hayati önem taşıyan bağlantıyı biz sağlıyoruz. Neden Mümtaz? Neden sen? Vatanım için. Bir vatansever olarak böyle bir mücadelenin dışında kalmamı beklemezsin herhalde. Ama Mümtaz, İngilizler böyle bir işe girişenleri idam edeceklerini ilan etmişlerdi. Böyle bir savaşta hele bir şeyler yapabilmişsen idam edilmek şereftir. Bugün koca bir ulus bu esaret zincirini kırabilmek için dişiyle tırnağıyla nice acıları, hatta ölümü göze alarak bir kavga veriyor. Bu kavgada bir nefer olarak görev yapmaktan gurur duyuyor. Bu kadar güçlü bir düşmanı yeneceğinizi mi zannediyorsunuz? Zannetmiyoruz. Eminiz. Kafam karıştı Mümtaz. Bak, seni karşılayan bu genç kız, beni evine alan bu adam, kapıda duran bu genç adam, hepsi de ölümü bile göze almışlar. İstanbul'da İngilizlere kan kusturuyorlar. Ne yapıyorlar yani? Çocuklar, lütfen gelir misiniz? Çocuklar, Feride Hanım merak ediyor. Bu mücadelede ne yapıyorsunuz diye. Anlatsanız. Silah depoları basılıyor Feride. Kazmayla, kürekle düşmanı yurdundan kovmaya çalışan o insanlara silah ve cephane gönderiliyor. Anadolu'ya geçmesi gereken insanlar kaçıyorlar. Sabotajlar düzenleniyor. İstanbul işgalciler için kolay lokma değil artık. Korkuyorlar. Nişanlınız Feride ve diğer arkadaşları ölümü göze alıp bu savaşı kazanmamız için gerekli olan hayat bağını sağlıyorlar Ankara'yla. Onların gözü kulağı oluyorlar. Onlardan gelen haberleri buradaki vatanseverlere ulaştırıyorlar. Zafere nasıl adım adım yaklaştığımızın müjdelerini. Mümtaz Bey, son aldığımız telgrafı Feride'ye söyler misiniz? Düşmanı İnönü'de perişan ettiğimizi bildirdi Ankara. İki gün ortadan kaybolmuştum, hatırlıyor musun? İngiliz komutana gitmiştin hani. Sonra beni takip edip merkezi buldular. Baskın yaptılar. Kaçarken de yaralandım işte. Allah'ım ne aptalmış. Ne aptalmış. Beni affet Mümtaz. Allah rızası için beni affet. Bilmiyordun ki Feride. Üzülme. Hem korkma. Merkez yeniden kurdu. Hepimiz görevimizi yapmaya devam edeceğiz. Efendiler, önce sizlere büyük bir müjde vermek istiyorum. Gizli telgraf merkezimiz tekrar faaliyete geçmiştir. İhsan Bey'in büyük gayretleriyle Kasımpaşa'da kurulan merkez telefon telleri aracılığıyla faaliyet gösterecektir. Anadolu Hisarı merkezinde görevli arkadaşımız Sami, gece 24'ten sabaha kadar Ankara'ya yol verecektir. Merkezin adresini daha sonra açıklayacağım. Ha, bu arada Mümtaz Bey'in nişanlısı Feride Hanım'ın da aramıza katıldığını duyurdum. Bu hanım kızımız grubumuzda aktif görev alacaktır. Mümtaz kardeşimizin de hızla iyileşmekte olduğunu sevinçle öğrendik. Kendisi pek yakında tekrar görevinin başına dönecektir. Ancak artık İngilizler tarafından tanındığı için kıyafet değiştirerek dolaşması gerekecektir.
Yeni gizli merkezimiz hepimize hayırlı uğurlu olsun inşallah. İnşallah. Aman kardeşim, dikkatli davranıyorsun değil mi? Sizin evin sokağını hala göz altında tutuyorlar. Ayrıca seni takip etmeye kalkarlar, bakarsın. Sen hiç endişelenme Ayşe. Ta Sultanahmet'ten dolaşıp geldim. Beni takip etmediklerine de eminim. Aman dikkatli ol. Hadi gir. O da gözü yollarda seni bekliyor. Yavaş kız, kolumu acıtıyorsun. Ah, affedersin Mümtaz'cığım, unutuyorum. Nasılsın bugün? Çok iyi. Yara biraz hızlı yarama olsun. Sen nasılsın? Öyle özledim ki seni. Ya ben? Sana iyi bir haberim var. Ama önce müjdemi isterim. Neymiş? Hadi söyle. Önce müjdemi isterim. Hadi söyle. Artık felah grubunun bir azasısın sen. Ah, canım Mümtaz'ım benim. İlk fırsatta sana görev verecekler. Yaşasın. Bana ne görev verirler dersin? Bilmiyorum. Ne bileyim? Mümtaz. Hı? Bana Mors alfabesini öğreteceksin. Hoppala. Bu da nereden çıktı şimdi? Hani o gün bana seni seviyorum yazmasını öğretmiştin ya. He. İşte o gün kararımı vermiştim. Hem Mors alfabesini öğrenirsen belki bize aynı görevi verirler. Ne olur, evet. Tamam. Uygun bir zamanda öğreteceğim. Uygun zaman da ne demek? Bundan uygun zaman mı olur? Hemen şimdi başlıyoruz. Ya ne biçim kızsın sen? Daha şimdi geldin. Doğru dürüst konuşmadık bile. Sen öğret, Mors alfabesiyle konuşuruz. Lütfen. Tamam. Senin elinden kurtuluş yok anlaşılan. Ama bir şartım var. Yaptığın her yanlışta ceza olarak bana bir öpücük vereceksin. Sen de çok safsın Mümtaz. Sen asıl her doğru yazdığım için benden öpücük iste. O zaman kârlı çıkarsın. Başlayalım öyleyse. Kızım otursana. Başım döndü vallahi. Mümtaz gelecek. Anneciğim, Mümtaz gelecek. Ama çok tehlikeli olmaz mı böyle gündüz gözüyle? Öyle değil anneciğim. Mümtaz artık leblebici. Amanın. Vay başıma. Telgrafçılığı bırakıp leblebiciliğe mi başladı zavallı? Aman anne, olur mu hiç? Leblebici kılığında geziyor artık. Tanınmamak için. Leblebim sıcak. Geldi. Hiç kaçırma. Leblebici. Gel buraya leblebici, gel. Gel leblebici, gel. Buyur hanım kızım. Sen kimsin be adam? Leblebici. Sen değilsin. Vallahi leblebiciyim hanım kızım. Leblebinin hası burada. Leblebinin hası burada. Leblebinin hası burada. Sahtesini al. Gel leblebici, gel. Sen git, kusura kalma. Tövbe tövbe. Daha ne günler göreceğiz bakalım. Allah Allah. Çinko bakır alır mısın? Alırım abla. Abluya gel öyleyse. Seni nasıl özledim. Hanım, leblebicilerle kırıştırmaya utanmıyor musun? Bir de nişanlı olacaksın. Dinle, fazla kalmayayım. Dikkat çeker. Öğleden sonra felah merkezine git, sana görev verecekler. Görev neymiş? Dileneceksin galiba. Dilenmek mi? Evet, teşkilatın paraya ihtiyacı varmış da. Şaka yavrum, şaka. Gizli merkezin önünde dilenci numarası yapıp kuşkulu bir şey görürsen haber vereceksin. Erketelik yani. Yapabilir miyim dersin? Vallahi bilmem. Tipim müsait. Sana ne yapacağını merkezde gösterirler. Ben gidiyorum. Kendine iyi bak. Afiyet bal şeker olsun. Kısmetin açık olsun. Sağ ol leblebici. Leblebinin hası burada. Başkasından alıp tongaya basma. Arkadaşlar, gizli merkez tekrar çalışmaya başladı. Bütün belirtiler bunu gösteriyor. Sizin yüzünüzden üstlerime rezil oluyorum.
Bu beceriksizliğiniz neye mal oluyor biliyor musunuz? İstanbul'u niye işgal ettik? Söyle. Anadolu ile İstanbul'un ilişkisini kesebilmek için. Kesebildik mi? Hayır. Yaptığımız araştırmalar oldukça ilerledi Sir. Bazı ipuçları bulduk. Ne gibi? Yaptığımız araştırmalara göre Anadolu'ya bağlantının mutlaka Anadolu Hisarı merkezinden geçmesi gerekiyor. Ancak merkeze gelen bütün telleri dinledik. Şifreli bir haberleşme yok. Anlayamadım, ne demek bu? Biz de anlayamadık efendim. Giren mesaj olmadığına göre çıkan da olamaz. Yani oradan Ankara'ya yol veriyor olamazlar. O merkezdeki telgrafçıyı tutuklayıp işkenceydi. Yararı olacağını sanmıyorum sir. Bu adamlar öleceklerini bilseler konuşmuyorlar. Leon, o merkezdeki telgrafçıyı tanıyor musun? Tanıyorum efendim. Sami diye biri. Bu adamın bir zaafı yok mudur? Para mesela. Ya da kadın. Duyduğuma göre bir hayli çapkınmış. Hatta Eleni diye bir Rum kızıyla beraber olduğunu herkes biliyor. Bir Rum kızı ha? Hemen bulun o kızı. Ne yapsın etsin Sami'yi konuştursun. Bizimle işbirliği yapmazsa doğduğuna pişman ederim onu. Hemen bu akşam bitirin bu işi. Yarın sizden kesin sonuç istiyorum. Emredersiniz. Leon, bu işle seni görevlendiriyorum. Ama kızın adresini bilmiyorum. Bul onu! Mazeret istemiyorum. Toplantı bitmiştir. Koca İstanbul'da Eleni diye bir kız. Ara ki bulasın. Evet. Bizimle birlikte çalışan arkadaşlara bir sorsanız. Belki biliyorlardır. Zaten başka şansımız yok ki sir. Eğer adresi bulursak sizi haberdar ederim. Tamam. Evet haklısınız. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Yorgu efendi bir dakikanı rica edebilir miyim? Hay hay. Senden bazı ricalarım var. Rica ederim. Şimdi bak. Eleni adında birini arıyorum. Yeri hakkında hiçbir bilgim yok. Sami ile ilişkisi varmış. Sahi mi? Yardımcı olacak mısın? Halledebilir misin? Bu benim görevim, merak etme. Yalnız bu tamamıyla aramızda kalmalı. Sen ne istiyorsun? Yorgu efendi kahveniz geldi. Yok ben kahve söylemedim ki. Ben de size geldi zannetmiştim. Hayır bana değil. Neyse bir an evvel bitir bu işi. Tabii efendim. Sana güvenim. Merak etmeyin. Merak etmeyin. Merkez. Süngü. Ben telgrafçı Ahmet. Sami'nin kız arkadaşı Eleni'nin adresini arıyor. Bir şeyler dönüyor. Dikkat edin. Bana derhal Sami Efendi'yi bilin. Herkes cevap vermiyor. Evine biliniyor. Bu akşam çok dikkatli olun. Özellikle evine biliniyor. Kaçtı. Kim o? Süngü. Feda. Ne var? Ne oldu? Yoksa Mümtaz? Heyecanlanmayın Feda. İyi çıktı. Sadık Bey bizi bekliyor. Çarşaflanın hemen gitmemiz gerek. Girin.
beni emretmişsiniz efendim. Gel kızım. Otur. Seni bu saatte rahatsız ettik. Ama acil bir durum var. Ankara ile bağlantımızı sağlayan, gece telleri bağlayıp sabah söken bir arkadaşımız var, Sami Bey. Onun bir de gerekli sevgilisi var. Adı Elen. Hakkında bir araştırma yaptık. İngilizlerle falan bir ilgisi yok. Ama İngilizler bu gece onun evinin adresini almışlar. Sami Bey ağzından bir şey kaçıracak olursa bu gizli merkezin sonu olur. Onu aradık haber vermek için ama bulamadık. Şu anda Elen ile birlikte bir gazinoda eğlenmekteymişler. Sami Bey epeyce savaşmış. Bizim çocuklar onu uyarmaya çalışmışlar ancak gazino tamamen casuslarla dolu. Benim aklıma bir şey geldi ama... Ama sen ne dersin bilemiyorum. Siz nasıl emrederseniz efendim. Mümtaz Morse alfabesini iyice öğrendiğini söylüyordun. Aklıma gelen şey şu kızım. Dansöz gibi o gazinoda sahneye çıksan... ...parmaklarındaki zilleri kullanarak Sami'yi Morse alfabesiyle uyarsan. Ama... Biliyorum. Biliyorum senin için bu çok zor bir şey. Ama başka çaremiz yok. Ben Morse alfabesini biliyorum ama dansözlük yani nasıl yaparım? Canım birkaç adım atarsın, Sami'ye mesajı verirsin, sonra sahneden inersin. Arkadaşlar hemen seni evine götürürler. Olsa olsa bu ne kötü dansözmüş derler. Yüzün peçeli olacak, elbise öyle ayarlardı. Tek çaremiz bu. Hemen söyleyeyim, Mümtaz'la konuştum. Eğer Feride uygun görürse olur dedi. Tek çare buysa peki efendim. Sağ ol. Gazinonun sahibi bizdendir. Her şey ayarlan. Yanında yine bizden bir arkadaş olacak. Yalnız anneme haber versinler lütfen. Çok merak eder. Peki. Peki kız. Sağ ol. Allah senden razı olsun. Feride Hanım'a eşlik ediniz. İçelim Canikom. İç bade güzelse var ise aklı şuurun. İç bade diyorsun ama içmiyorsun. İçiyoruz ya işte. Ben senin işini hiç anlamıyorum. Laflar otellerden mi geçiyor? Evet. Nasıl giriyor otellerin içine? Laf tele girer mi kız? Peki nasıl giriyor? Elektrik sinyali onlar kızım, elektrik sinyali. Şimdi sen elektrik sinyali nedir diye soracaksın. Boş ver bunları, boş ver. Biz eğlenmemize bakalım. Feride Hanım, elleriniz buz gibi. Bu kadar heyecanlanmayın lütfen. Bizi de üzüyorsunuz. Elimde bir... Feride Hanım, hazırsanız programa sizinle başlamak istiyorum. Bir an evvel bitirelim bu işi. Adamınız iyice sarhoş olmaya başladı.
seni öğreneceğim. Kaç zamandır kahrolu çektim beni. Aa, kahrolur mu Cennifer? Ne günlerimiz oldu seninle ha? Oldu değil mi? Oldu. Oldu Ceniko. İlk gördüğümde sevdim seni. Daha da güzel günler bizi bekliyor Sami'cim. Hadi içelim. Bak ne güzel çalıyorlar. Ceniko. Emret güzelim. Ben hala merak ediyorum. O tellerden nasıl gidiyor elektrik? Tellerden geçmeyecek de faytona mı binecek? Peki uzaklara nasıl gidiyor? Bir hattan bir hata. Bir hattan bir hata. Feride abi, lütfen heyecanla. Sadece arkadaşlara tembih ettim. Daha sonra çok acele. İdare edin. Siz ne yaparsanız onlar size uyacak. Şöyle bir iki dönüp mesajı verince dansı kesip çıkabilirsiniz. Hattan gidiyor bu haberler demek. Ama ya çok uzaklara? Mesela Afyon'a, Ankara'ya nasıl gidiyor? İstanbul'dan ta oralara bir telden mi uçup gidiyor? Bir tel olur mu güzelim? Hattan hata, hattan hata. Ne var senin bu gece? Nereden çıktı bu telgraf merakı? Ben hep merak ederdim. Şimdi ben İstanbul'dan bir telgraf çeksem ne bileyim mesela Ankara'ya. Nasıl gidecek bu telgraf? Kolay. Bak. Bayanlar baylar. Hepiniz hoş geldiniz. İnşallah eğleniyorsunuzdur. Şimdi sizlere yepyeni bir dansöz takdim edeceğim. İşte huzurlarınızda dansöz Melike. Arkadaşlar, sizlere yeni azamız Nezihe Hanım'ı takdim ederim. Kendisi yeni telgraf merkezimizde görev yapacaktır. Telgrafçı arkadaşlarımızdan Kadri Bey'in hemşiresidir. Şimdi İhsan Bey sizlere yeni telgraf merkezimiz konusunda bilgi verecek. Arkadaşlar, Kasımpaşa'daki merkezimizin giderek dikkat çekmeye başlaması sebebiyle yerinin değiştirilmesinin gerekli olduğuna karar verdik. Ben Vezinciler'deki evimi boşalttım. Ve zahiren Kadri Bey ve hemşiresi Nezihe Hanım'a kiraladım. Merkez bundan sonra buradan yönetilecektir. Sami arkadaşımızın tevkif edildiğini biliyorsunuz. Bu nedenle telefon teli bağlantısıyla jandarma tellerinden faydalanılacaktır. Acele ve mühim telgrafların yerlerine ulaştırılması ve telefonlara bakmak görevi Nezihe Hanım'a verilmiştir. Merkeze giriş çıkışlarda son derece ihtiyatlı davranılması gerektiğini söylemeye lüzum bile yok.
Kim o? Aç kızım, bir diyeceğim var. Buyurun, bir şey mi istemiştiniz? Evet Feride Hanım, sizi. Dur kız dur, tanımadın mı beni? Mümtaz. Mümtaz sen misin? Evet benim. Hadi bakayım, dayıcığım falan da içeriye al beni. Ah dayıcığım, hoş geldiniz. Buyurun, buyurun. Kimmiş Feride? Dayım anneciğim, dayım. Şaşırdın mı kız? Senin dayın filan yok. Olmaz olur mu? Gel de gör. Aa, kim bu adam Feride? Aa, ne istiyormuş? Mümtaz anneciğim, Mümtaz. Ya da yeni adıyla yumurta tüccarı Abdullah. Aa, bir yaşıma daha girdim. Oğlum Mümtaz, bu ne hal? Bundan sonra bu şekilde dolaşmam emredildi efendim. Tanınmamak için. Gelin bakalım yumurta tüccarı Abdullah efendi. Bir acı kahvemizi için. Aa. Kim o? Asker. Yeni haberler var mı? Hayır. Gündüz mahalleden misafirler geldi. Hı-hı. Güle güle oturun demeye. Bu odayı da görelim diye tutturmazlar mı? Ne yaptınız? Bir yalan kıvırdım. Aman, o odadan hasta çıkmış falan dedim. Kahveyi bile beklemeden savuştular. Ne var? Polis efendi, Cambaz Sokağı'nda bir şeyler oluyor. Ne oluyor? Polis efendi, 48 numaraya yeni bir hanım taşındı. Körpe bir şey. Geceleri erkek alıyor eve. Yok ya, sen mi gördün? Ben ya, karanlıkta yavaşçacık süzülüverdi eve. Hırsız falan olmasın? Yok beyim, hırsız değil, zampara. Karı kapıyı açtı, gözümle gördüm. Herif içeride, gidip basalım mı? Dur bakalım dur, koş git. Muhtarı, imamı uyandır. Onlar da buraya gelsinler. Gösteririm ben onlara. Vay canına. Pek de temiz yüzlü bir tazeydi. Neziye, yanlış anlama. İğrenç adam. Neziye, beni dinle. Baskına uğradık. Beni zampara sanıyorlar. Gizli merkezi öğrenmemeliler.
Anla beni. Anla beni. Merkezi öğrenmemeliler. Ne pahasına olursa olsun. Burası namuslu bir mahalledir. Allah sizi kahretsin. Yürüyün karakola. Alın bunları. Efendiler, hadi götürün efendiler karakola. Yanlış anladınız. Ayağınızın altını öpeyim efendiler. Ulan bunun yanlış anlaması mı var? Hem girmişsin karının koynuna hem de maval okuyorsun ha? Efendiler. Fahişeye bakın, it gibi titriyor. Zamparanı koynuna alırken iyiydi değil mi? Namussuzlar. Durun, 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 durun. Beyler durun, durun, durun. Polis efendi, mani olun lütfen. Bunları kadıya havale ettiniz. Kadı efendi bunların cezalarını verir. Siz hadi bakalım, şimdi dağılın. Dağılın. Hadi beyler. Ne büyük şanssızlık yarabbim, ne büyük şanssızlık. Allah'tan çabuk haberimiz oldu. Karakol komutanını uyandırdık. Adınızı söyler söylemez karakola koştu. İşi halletti. Halletti, halletti ama şimdi ne olacak? Zavallı çocuklar. Merkezi şu anda oradan nakletmemiz imkansız. Çaresiz Neziha Hanım orada kalmaya devam edecek. Ama onun için çok zor olacak bu. Bütün mahalleli ne büyük şanssızlık. Hüseyin Efendi'den haber geldi mi? Kendileri dışarıda bekliyorlar efendim. İyi. Hemen içeri alın. Gelin Hüseyin Efendi. Oturun. Tecrübe başarılı oldu mu? Allah'a şükür efendim. Tellerin biri Samandıra'ya kadar yer altından döşendi. Peki Ankara ile bağlantı kurabildiniz mi? Evet efendim. Morse işaretleri çok net geliyor. Allah'a şükür olsun. Büyük gayret sarf ettiniz arkadaşlar. Bundan sonra kendi hatlarımızdan haberleşebileceğiz Ankara'yla. Allah sizden razı olsun. Ne iş ya Rabbim? Bir kötü haber, bir güzel haber peş peşe. Feride, ne oldu? Kara bir haber mi? Ne oluyorsun kızım? Allah rızası için söyle, ne var? Hiç. Nasıl hiç? Niye ağlıyorsun peki? Mümtaz nasıl yapar bunu? Ne yapmış ki yavrum? Evvelki gece Zeyrek'te Cambaz sokağındaki bir eve zina baskını yapılmıştır. Nezih adında bir kadın, Abdullah adında bir adamla zina halinde yakalanmıştır. Galeyana gelen halk kadını linç etmek istemişse de hadiseye polis müdahale etmiştir. Sana ne bunda? Anne anlamıyor musun? O evi biliyorum. Mümtaz da Abdullah adını kullanıyordu. Unuttun mu? Kapı çalınıyor. Canım kızım. İşin aslını astarını öğrenmeden kendini böyle helak etme. Feride evde mi? Evde. Feride! Ayşe Hanım kızım geldi, seni istiyor. Feride! Kimseyi görmek istemiyorum, kimseyi.
çok üzülüyorum. Çok büyük bir fedakarlık yaptınız. Üzülmeyin Mümtaz abi. Gizli merkezin sahiden gizli kalması gerekiyordu. Evet. Bu evin gizli merkez olduğu öğrenilseydi her şey mahvolurdu. Beni asıl üzen mesele Feride Hanım meselesi. Beni de. Benimle konuşmuyor. Görüşmüyor. Feda'ya arkadaşlar kaç kere uğramış. Hiçbiriyle konuşmamış bile. Odasına kapanmış sürekli ağlıyormuş. Ne yapacağımı bilemiyor. İnşallah iyi olur Mümtaz abi. Biraz sakinleşsin hele. Müjde ne ziyan? Düşmanın İnönü'de ikinci defa yendik. Ah, güzel günler yakın. Evet, bu toplara, tüfeklere tırnağıyla karşı koyan Türk milletinin şahlanışıdır. Anlaşıldı Mümtaz Bey. İş bana düştü yine. Hemen gidiyorum. Sonra ben ona da dedim. Dinle. Bak bak. Vay fıstığa bak. Ne o yavrum? Herkese şapur şupur da bize yarabbi şükür mü? Hayır, ne o yosma dilini mi yuttu? Gencecik de kız. Bunların yüzünden başımıza taş yağacak. Ne oldu Nezih? Hani sen evden çıkmayacaktın? Çok önemli bir telgraf geldi efendim. Telefon da kesikti. Mümtaz Bey bu telgrafı mutlaka size ulaştırılması gerektiğini söyledi. Geçin oturun. İkinci İnönü zaferi. Şükürler olsun. Ne oldu yavrum? Neden ağlıyorsun? Beni oradan alınız efendim. Daha fazla dayanamayacağım. Haklısın. Haklısın kızım. En kısa sürede senin yerine bir başka arkadaşı görevlendireceğim. Hem de görevi bizzat ben vereceğim. Şimdi sil gözyaşlarını. Bak, adım adım zafere koşuyoruz. Nice acılar çekiyoruz hepimiz. Bütün bir millet. Hep o güzel günlere koşabilmek için. Dayan kızım. Hepimiz dayanıyoruz. Bir millet dayanıyor. Sonuna kadar da dayanacağız. Sonuna kadar. Sonuna kadar dayanacağız. Ankara'ya giden telgraf telleri ne oldu? Tamamen kesildi. Ya direkler? Hepsini yıktı. Çok güzel. Ankara ile İstanbul arasındaki bağlantı kesildi demektir. Kesildi sonra. Bunlar ne peki? İkinci İnönü zaferini yazıyor hepsi. Nasıl ulaştı bu haber? Belki telgrafla değil de başka bir yolla arıyorlardır sir. Gazetelere soruldu. Telgraf metinleri çoğaltılıp kapıların altından atılıyormuş. Bir tarafta koskoca İngiliz İmparatorluğu, karşısında 3-5 telgrafçı. Bana bir devletin bir avuç insanla başa çıkamadığı bir başka örnek daha gösterebilir misiniz? Sir, bir avuç insan değil karşımızdaki. Bütün bir millet. Tek vücut olmuş bütün bir millet. Başa çıkmak çok zor. Beyler, bir asker için bunu söylemek çok zor. Ama kendimizi aldatmayalım. Biz yenildik. Mümtaz abi, bu telgrafı izin verirseniz yeni arkadaş deşifre etsin. Şimdi geldi. Deşifre edeyim mi efendim?
Yeni yardımcı sen misin? Evet efendim. Evet efendim. Feride. Bana neler çektirdin Feride? Biliyorum Mümtaz. Lütfen beni affet. Sadık Bey geldi. Zorla odama girip anlattı her şeyi. Ne kadar aptalmışım. Nezihe kardeşimi çektiklerini düşündükçe manasız kıskançlığımdan nasıl utanç duyuyorum. İnşallah o da beni affeder. Biz birbirimizi affederiz de telgrafları aksatırsak Sadık Bey bizi affetmez. Onlar bütün korkulara başkaldırıp dayandılar, direndiler. Yüreklerindeki özgürlük umuduyla koskoca bir dünyayı dize getirdiler. Cesaretlerinden ve inançlarından başka hiçbir şeyleri yoktu. Ve zafer onları bekliyordu.